Nedim Şener Siyonizmin Planı Etnik ve Mezhep Üzerinden Bölücülük Çünkü bu Siyonist İsrail'in uzun yıllardır sabırla uyguladığı bir plana dayanıyor. Soykırımcı İsrail'in mevcut Maliye Bakanı Bezalel Smotrich bu planın hedefini de tüm dünyaya geçen hafta duyurdu. Vaat edilmiş topraklar üzerinde Büyük İsrail Devleti Smotrich Uzun yıllar komplo teorisi denilen planın hedefindeki ülkeleri de tek tek şöyle saydı. Ürdün, Lübnan, Mısır, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan'ın bazı kısımlarını içeren bir Yahudi devleti istiyorum, yavaş yavaş. En büyük bilgelerimize göre İsrail'in Kudüs'ün Şama kadar uzanması kaderinde var. Kudüs tek başına Şama kadar uzanır. Şama uzanmak kaderimizde yazılı. Soykırımcının başarı sırrı. Peki İsrail Gazze'nin ardından Lübnan'a sonra da zaman zaman Suriye'ye saldırırken bu ülkelerden ciddi bir karşılık görmemesinin sebebi, başarı dedikleri katliam ve işgalleri yapabilmesinin sırrı nedir? Bunun cevabı tam 42 yıl önce hazırlanmış 1982 tarihli Odedinon planında yer alıyor. Bu plan Lübnan, Suriye, Irak Ürdün, Mısır gibi ülkelerdeki etnik ve mezhepsel farklılıkları parçalamaya ve küçük küçük devletlere bölünmesi için nasıl kullanılacağını ortaya koyuyor. Yani anlayacağımız hiçbir şey gizli değil. Plandan aktardığım bölümleri okuduğunuzda 42 yıl önce yazılmış planın bugünü anlattığını göreceksiniz. Arap devletleri kağıttan kule, Beyrut kasabı olarak bilinen İsrail başbakanı Ariel Sharon'ın danışmanı olan Oded Dinon İsrail'in komşusu Müslüman Arap ülkeleri şöyle tanımlıyor: Müslüman Arap dünyası, yabancılar tarafından sakinlerinin fikirleri alınmadan geçici bir süre için inşa edilmiş kağıttan bir ev gibidir. Gelişi güzel bir şekilde birbirlerine düşman olan azınlıklar ve etnik grupların bileşiminden oluşan 19 devlete bölünmüştür. Bu nedenle bütün Müslüman Arap devleti günümüzde içeriden bir etnik sosyal tahribatla karşı karşıyadır ve bazılarında halen iç savaş sürmektedir. İşte Türkiye'nin farkı budur. Türkiye Cumhuriyeti İngiltere ve Fransa başta olmak üzere emperyalistlerin Türkiye'yi bölme planlarını yırtıp atmış, onlara karşı verdiği savaşla bağımsızlığını korumuş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. Etnik ve mezhep kavgası, o da Dinon planı, Müslüman Arap ülkelerinin petrol gelirleri ve büyüyen askeri gücüne rağmen etnik ve mezhepsel çatışmalar nedeniyle İsrail için tehdit olamayacağını şöyle anlatıyor: "Müslüman Arap dünyası, büyüyen askeri gücü nedeniyle İsrail'e karşı ana tehdit olması gerçeğine rağmen 1980'li yıllarda karşılaşacağımız ana stratejik problem değildir. Etnik azınlıkları, hizipleri ve iç krizleriyle Lübnan'da Arap olmayan İran'da ve şimdi aynı zamanda Suriye'de gördüğümüz gibi şaşırtıcı bir şekilde kendi kendisini yok eden Müslüman Arap dünyası, ana problemleriyle baş edebilecek kabiliyette değildir ve bu nedenlerle İsrail devletine uzun vadede gerçek bir tehdit oluşturmamakta, sadece derhal kullanabileceği askeri güç bağlamında kısa vadede bir tehlike arz etmektedir. Sünni-Şii Çatışması Oda Dinon planında etnik farklılıkların bölge ülkelerinde nasıl bölünmeye yol açtığı şöyle anlatılıyor. İsrail'in doğusundaki bütün Arap devletleri parçalanmış, bölünmüş ve Mağriptekilerden çok daha kötü iç çatışmalarla delik deşik olmuşlardır. Günümüzde Suriye ordusunun çoğunluğu Sünni, subayları Alevi, Irak ordusu ise çoğunluğu Şii, komutanları Sünnidir. Bu durum uzun vadede çok büyük bir öneme sahiptir ve bu nedenle tek ortak payda olan İsrail düşmanlığı ile uzun süre bu orduların sadakatini muhafaza etmek mümkün olmayacaktır. Hatta günümüzde dahi bu sadakat yetersizdir. Arapların yanı sıra diğer Müslüman ülkeler de bütün bölünmüşlükleriyle aynı çıkmazı paylaşmaktadırlar. İran nüfusunun yarısı Farsça konuşan bir gruptan, diğer yarısı da etnik olarak Türk olan bir gruptan oluşmaktadır. Türkiye'nin nüfusu %50 oranında Türk-Sünni çoğunluk ve iki büyük azınlıktan oluşmaktadır, 12 milyon Şii Alevi ve 6 milyon Sünni Kürt. Afganistan'da, ülke nüfusunun üçte birini oluşturan ve bu ülkenin varlığını tehlikeye sokan 5 milyon Şii mevcuttur. Fas'tan Hindistan'a ve Somali'den Türkiye'ye kadar uzanan bu milli etnik azınlık tablosu, istikrarın olmadığını ve bütün bölgedeki hızlı dejenerasyonu göstermektedir. Bu tablo ekonomik resme de eklendiğinde bütün bölgenin nasıl, kendi ciddi problemlerine karşı koyamayan kağıttan bir ev gibi inşa edildiğini görmekteyiz. Ülke ülke bölme planı. Planda, ülke ülke etnik kimlik ve mezheplere göre bölme planı tek tek şöyle anlatıyor. Lübnan'ın beş eyalete tamamen bölünmesi, Mısır, Suriye, Irak ve Arap Yarımadası dahil bütün Arap dünyası için bir emsal teşkil etmektedir ve olaylar da bu yönde gelişmektedir. Suriye ve Irak'ın parçalanması ve gelecekte Lübnan'da olduğu gibi etnik ve dini alanlara bölünmesi İsrail'in uzun vadede doğu cephesindeki esas hedefiyken bu devletlerin askeri güçlerinin parçalanması kısa vadedeki hedefidir. Suriye etnik ve dini yapısına uygun olarak darmadağın olacak Günümüz Lübnan'ında olduğu gibi birkaç devlete bölünecektir. Yani kıyı kesimi boyunca Şii Alevi bir devlet, Halep'te Sünni bir devlet ve Şam'da kuzey komşusuna düşman diğer bir Sünni devlet kurulacak, Dürziler bir devlet kuracak, belki de bizim Golan Tepeleri'nde ve kesinlikle Hauran ve Kuzey Ürdün'de olmak üzere paramparça olacaktır. Bu koşullar uzun vadede bölgede barış ve güvenliğin garantisi olacaktır ve bu hedef şimdiden menzilimiz içerisinde yer almaktadır. Örneklerden ibret alınmalı. Yok olma korkusunun yerine İsrail'i daha da genişletme amacı planın sonunda şu ifade ile anlatılıyor: Bu ülkedeki varlığımız kesindir ve bizi buradan kuvvet yoluyla veya hileyle atabilecek bir güç bulunmamaktadır. Plan İsrailli Araplar, diye tanımladığı ve tamamıyla yok etmeyi amaçladıkları Filistin ile barış politikasını, hatalı, bulurken, Batı şeria dahil Filistinlilerin topraklarına da ellerinden alacaklarını gizlemiyor. O da Dinom kanlı planı hedefe ulaştırmak için en kısa yolu şöyle tarif ediyor, Araplar arasındaki her çeşit çatışma bize kısa vadede yardım edecek ve Irak'ın Suriye ve Lübnan'daki gibi mezheplere bölünmesi yönündeki çok daha önemli olan hedefe ulaşmayı kısaltacaktır. Soykırımcı İsrail'in işgal politikalarına yön veren bu plan, bugün Türkiye'de anayasanın ilk dört maddesini tartışmaya açan ya da açacaklara örnek olmalı. Hepimizi tanımlayan, Türk milleti, Tanımı yerine etnik ve mezhep tanımlarını gündeme getirmek kaçınılmaz olarak bölünmeyi getirecektir. Bölgemizde yaşananlardan, örneklerden ders çıkarmayanların ibretlik olması kaçınılmazdır.